Evet sevgili seyirciler, 14 Şubat Sevgililer Günü özel yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi az önce annemi aradım. Şimdi annem kızacak gene söylüyorsun değil mi? Anne dedim işte nasılsın, Sevgililer Günü kutlu olsun. Ondan sonra işte sevgilimle oturuyoruz diyor lokumla karşılıklı. Ne güzel işte biz diyor gayet mutluyuz diyor. Ondan sonra Sevgililer Günü'nü sakin geçiriyoruz. İyi dedim ben de dedim okey oynamaya gideceğim anne dedim. Aşkta kaybeden kumarda kazanır dedim. Bak işte annemin cevabı. İşte ben neden böyleyim bilin. Sakın paralı oynama sen yine de. Anne ben ne zaman paralı oynadım? Okey de şimdi paralı oynayayım yani. Böyle söylüyor ya. Canım annem ellerinden öpüyorum ya. Sürekli bir tembih. Yani kumarda kazanacağım dedim de herhalde. Sakın kimle paralı oynayacağım ben? Hanımefendi bakın ben duyurayım. Müge Hanım bana benimle kumar oynamak istiyor. Annenize hitap ediyorum. Reklam arası bana diyor ki cebinden bir para çıkarıyor. Son numarası tek mi çift mi diye soruyor. Beni teşvik ediyor. Bir kere bir şey söyleyeyim. Hayatımda öyle bir şey yapmam. Ayrıca onu hep yapmak isteyen sensin. Şevki Hoca da şahit. Hiç öyle tek ben biraz ortalığı karıştırırım bu konuda. Doğru kabul ediyorum. Sizler de şahitsiniz. Hiç öyle bir şey yok. Ama cebinde Müge Hanım para taşımaz. Öyle bir şey var. Benim cebimden çekiyor parayı. Ya. Ondan sonra da tek mi çift mi diyor. Abi var ya Allah insanı yaş iftiradan da kuru iftiradan da koru ya Rabbim. Her gün dua ediyorum ama böyle yani hiç. Hiç öyle işim olmaz. Neyse tamam vazgeçtim. Sen sözünü geri al da. Geri aldım. Onunla geri ilgili aldım. Ben başka şeyler anlatmayayım istersen. Yani hani kumara karşı olanın yakınlığınızı belirtmek isterseniz isterseniz Rahmi Bey'im ama, siz... Ama bir yerlerde biz tek bir çift oynamıştık sizinle. Sen çıkartıyorsun bu oyuna. İftiranızı geri alın. Peki aldım. Ama buradan zaten o kaybettiğiniz paralar... büyük olasılıkla Yıldız'a gidiyor zaten. O ayrı ama yani biz tek mi çift mi benimle kaç defa oynadı biliyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Rami Bey senin de bu tutkun gerçekten kötü. Ben sana söyleyeyim. Evet. Hani 40 yılda bir tamam mı dedi ki yılbaşında dedi ortaklaşa bilet alalım dedi. Bak bunu anlatmak istiyorum. Bence bu çok önemli. İyi alalım dedim ben de. Kaç lira işte bilet 50 lira 25 25 verelim. Parayı da getirdim ver. Evet. Abi o bilete fotokopiler çekti. O fotokopisinin bir tanesi sende kalsın, fotokopi bende kalsın, şu olsun, bu olsun. Dedim ki Rami Bey, bak buna dedim amorti bile çıkmayacak dedim. Yani bu kadar ne oluyor yani ne yapacağız? Paraları alıp kaçıracak mıyız? Bileti size verdim ben. İşte fotokopisini falan aldı. Sanki bana verecek. Bana da büyük ikramiye çıkacak. Ben de sana vermeyeceğim. Aldım kendin çektirdin burada fotokopileri. Ne oldu? Yok ki burada fotokopileri. Amorti bile çıkmadı. Ya abicim bırak öyle sal gitsin hiç aydan gelen uya gider. Hiç umurumda olmaz yani vallahi hiç. Bak şimdi nereye getiriyorsun? Umurumda değil. Ya gayet tabii. O neyse. Fotokopisini istedin mi istemedin mi? Ya ama ben laf olsun diye söyledim. Yapmadık. Ben dedim bilet sende kalsın. Bana ne dedin? Ya yok bilete bir şey çıkmadı zaten. Neyse bilete de bir şey çıkmadı. Böyle bu kadar çok onu al bunu yap yaparsan. Müge Hanım, son biletimiz oldu. Ben de aldım 3 tane. Ha ne çıktı? 120'ye 2 rakam. En büyük ikramiyede 3 rakamdan kaybettim. Ama tüm... Hepsi de 9. Kartları falan hep duruyor. Dağıtmadım bir sürü. Çıksaydı belki rahata ererdiniz. Evet efendim evet. Neyse. Sevgililer Günü özel programımızda gerçekten programımızın unutulmaz çiftlerinden Hatice ve Metin Kahraman. Onlar biliyorsunuz aslında biraz Metin abinin işte yolda bir kadın bulup eve getirmesinden başlayan bir şeyleri oldu. Evet. Orada hatalıydı Metin abi. Şeftali mi yiyordular, üzüm mü yiyorlardı, ne yapıyorlardı? Sonunda da sabah bir kalktılar. Ne yazık ki Hatice Hanım'ın birikimi elden gitmiş. Buna en fazla üzülen gittim. De Metin Bey oldu tabii. Evet. Ama sonra işte hanımefendiyi bulduk neler oldu falan filan bayağı bir gelişmeler oldu. Ben şimdi hep beraber size izleteyim isterseniz onu. Gelişmeler de var bandımızın İnşallah. İçinde. Üzülen gene ben oldum Müge Hanım. Üzülen yine sen oldun da biz de valla sizin eve geldik baktık. Aynı tas aynı hamam. İnsan bir gıdım öteye bir adım geriye gelmez mi? İnanır mısın vallahi. Geçti Borun Pazarı süreçi Niğde'ye doğru gayri. Geçti evet, onlar artık alalım. Kadını Bursa getirmeden düşüneydi. Ben severim Boğaz'ı. Tesadüfen öyle oldu yani. İşte yoksa abi. Biz gurbetçiyiz yani her şeyi iyisini almayı isteriz. Tamam da abi sen de öyle sokakta ama buldun kadını alıp şeftali işte yersen evde işte. Acı, bak daha acı, hala düzelemedi işte. Ha? Müge Hanım acındık. Çok yıklandık. Acındık bu hale geldik. Buna da acıdık bu başımıza geldi. İyi. Değil mi ama öyle ya? Dur Allah, izleme öyle değil mi? Ya, Allah yardım etsin. Ben yine de Allah kalbimi biliyor. Insan. Ben yine de buna acıyorum. Neden acıyorum? Yazık diyorum. Ben bir seviyorum de ya.
Yok ya, sevmesini istemiyorum. O olmaz kurban olduğum doktorum. Sevmesini istemiyorum artık. O niye olmaz? Geçti pazar. Zamanındaydı. Bir adım öteye giremediler. Durun bir ara vereyim. Önce şu bandımızı bir izleyelim. Neler oldu bir izlesin ki izleyicilerimiz. Ondan sonra konuşalım. Eşinin yeni tanışıp eve getirdiği genç bir kadının 25 yıllık birikimini çaldığı iddiasıyla Kayseri'den çıkıp stüdyomuza gelmişti Hatice Kahraman. Siz nasıl tanıştınız? Dünür geldiler falan, öyle oldu. Aracı oldular. Evet, aracı. Severek mi evlendin? Yok, sevmedim ben. Allah Allah. Severek evlenmedim yani. Ya bir de bana patavatsız denir yani. Bak görü ben de. Sonra sevmişsinizdir herhalde. Gel diyorum, gelmiyor yanıma, oturmuyor. Niye oturayım? Gürüz var, balgamın var, öbürsürüğün var. Canım. Müge Hanım. Allah ben ne yapayım? Ben... Beyefendi dışarıdan birini bulmuş, eve gayet güzel getirmiş. Kız da ertesi gün onların bütün evindeki altınları, paraları alıp kaçmış. Çok geçmemişti ki Hatice Kahraman'ın altınlarına mal olan Yeşim isimli kadını Müge Anlı'nın ortaya çıkarmasıyla bambaşka iddialar gündeme geldi. Hatice diyor, işe gidince Metin bana ayrı bir ev tutmayı teklif etti. Hey, bana bakacağını söyledi. Hayır efendim. Telefonda diyordun ayrı ev tuttun benim, mu diyordun. Benim gücüm yok ki zaten, ben kendi evimde ancak geçiniyorum. Tuttun mu ev tuttun mu ben dediğim, öyle bir bu şeylere asla söylemedim. Tuttu işte. Yayınlarımız ihbar kabul edildi ve gözaltına alınan Yeşim sergilediği tavırlarla dikkatleri üzerine çekti. Siz mi aldınız? Gülüyor. Valizden para ve altınları siz mi aldınız? Tamam. Sayın savcımızın huzurunda da artık neler yaptıysa tabii onu bilemiyorum yani. Denilden ki psikiyatri servisine gitsin, heyet bir incelesin, akli melekeleri yerinde mi değil mi? Akli melekelerinin yerinde olduğu anlaşılan kadın serbest bırakılırken Hatice Kahraman'ın kaybettiği altınlarının nerelere harcandığı da bir bir gün yüzüne çıktı. Afyon'a, Gazlıgöl'e, Fatay'a gidelim dedik. O da muhabbetimizi duydu. Öyle yapacağımıza Antalya'ya gidelim, bütün masraf A'dan Z'sine ben karşılayacağım dedi. Böyle bir villa kiralanmış havuzlu. Tüm bu yaşananlar Metin ve Hatice Kahraman çift arasında soğuk rüzgarlar estirirken ikili sonu gelmeyen tartışmalar içinde buluyordu kendilerini. Şimdi ben bu evde bu altının bileziğim geldi, soyuldu. Bana da bir şey olabilirdi. Bu bekar arkadaşlara takılıyor. Biraz da korkum var, bana da bir şey yaparlar diye. Ya sana niye eşime söylesin? Dostuma giderim canım, seninle onun ne alakası var da böyle sapır sapır lafları konuşuyorsun. Sen diyorsun biraz... ama sen kendi huyunu biraz düzeltmen sen lazım. Sen biraz kafanı evet. Düzenle kafanı. İyi bir erkek o eve kadın almaz. İyi bir kadın da o eve gelmez. Bu Yeşim Hanım geldi. Burada doğru söylüyor. Benim evim ondan bu taraf daha çok şey oldu. Siz gene aynı tas. Müge Hanım. Aynı hamam. 1,5 yıl sonra neler olup bittiğini öğrenmek üzere Hatice ve Metin Kahraman'ı evlerinde ziyaret ettik. En son nasıl bıraktıysak yine öylelerdi. Çene durmuyor, ben her ya gün değil, rahatsız ya oluyorum. Altınımın, bileziğimin, paramın derdindeyim. Benim evime maddi zararlar yazmışım. Evi böyleydi, ben geldim böyle, gideceğim böyle. Hiçbir şey sana zarar vermedim. Ben boşanacağım, psikolojimi bozdun beni. Sana 7 senelik karılık yaptım. Evet. Bir gün yatağını eksik etmedim. Hatice Kahraman kaybettiği 100 binlerce liranın bir kuruşunu dahi unutabilmiş değildi. Altı bileziğim, 125 biniydi, şimdi 145 bin olmuş. Tarafa hesaplattırdım. 5'i birlik gerdanlığım, yarımlıklı. 4 burada, 35 bin olmuş zinciriyle. 35 bin de param. Bunları bu kadından getirin, verin. Ben de seni istemiyorum zaten. Şuradan şuruma getirdin. Ben mi çaldım? Bu kadını sen getirdin eve. Bunlar hep ben evde oturdum, çok yazdım. Bak buralar hep kaybolanlar bak. Bak. Yazar bu. Böyle yazıyor. Mutfağın iç dolap kapağına bile yazmış. Adeta bir şiir yazar gibi başına gelenleri satır satır yazmıştı Hatice Kahraman. Öyle ki yalnızca kağıtlara değil, duvarlara, dolaplara, bulduğu her köşeye öfkeyle dökmüştü içini. 190 bin param, Kabe'ye gideceğim. Çok acil paramı getirin, ev alacağım. Gel, yaz burayı çek. Orada her yere yazmışsınız. Buralar, kolinin üstü, doğru, bunlar. Doğru, burada var bak. Yeşim Alper, Metin Kahraman ikisini ben koydum, iş yerine gittim. Geldiğimde her taraf soyulmuş. Kabe'ye gideceğim, hacıya gideceğim, kurban keseceğim. 190 bin paramı acil getirin verin. Ev alacağım acil. Evin içinde dönüp duruyorlar, bir adım atıp bin bir laf söylüyorlardı birbirlerine. Bulgur doluydu şunun, bulgur doluydu. Bunlar yarısı pişmiş, yarısı pişecek. Kendi pişiriyor, yiyor da bunun içine zehir atmışlar diyor. Böyle bir insanlık olur mu yavrum? Böyle insanla nasıl? Psikolojisi bozuk. Benim başımdan bir an evvel gitsin. Ben başıma bir şey istemiyorum. 1,5 milyon istiyorum, ev tutacağım. Bittim ben. Elinizde hiçbir şey yok.
bir tavuk almadı bak. Balım, kaymağım, her şeyim dolum dolum dolu. Yoğurdum eksik olmaz. Bunu da verir misiniz? İnirim, zeytin. Hatice Hanım'a verir misiniz? Yer tabii ki. Hayır, geçen incir almış. Bastıra bastıra yedi de bana vermedi. Canım kaldı o incirde. Birbirinizi seviyor musunuz? Yok, sevme bitti artık. Altın param çalındı. Zaten severek almadık ki. Buyur. Çay. Koy şuraya. İstemiyorum. 7 sene işimizle çalışmış mı? Suçlamalar, savunmalar derken Hatice Kahraman, kaybettiği 25 yıllık birikimini geri alabilmek için açtığı davanın akıbetini öğrenmek üzere boşanmak istediği eşi ve ekibimizle birlikte yola çıktı. O kadın da gelecek. Tamam, her şey kim çaldı, kim etti açığa çıkacak. Tamam. Türkiye'nin üzerinde herkes merak ediyor zaten. Tamam, iyi. Kısa bir yolculuğun ardından Kayseri Adalet Sarayı'ndaydık. Hatice ve Metin Kahraman büyük bir merakla adliye kapısından içeri girdiler. Çıkışta pek de mutlu değillerdi. Takipsizlik kararı verildiğini öğrenen Hatice Kahraman, kararın bozulması için savcılığa bir dilekçe verdi. Takipsizlik kararı vermişler. Reddedilmiş. Savcıyla görüştük. Tekrar dilekçe yazdık. İtiraz dilekçesini verdik. Mahkemenin olmasını istedik. Müge Hanım'a varıp orada her şeyin ortaya dökülmesini istiyorum. Bizi geldi, acındırdı. Takip etti. Hırsızlık yaptı. O kadın eve gelip oturduğu için altının param her şeyim çalınıp dolandırdıkları için Müge Hanım bunu bulmasını istiyorum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.